Merhabalar yine karşınızdayız ve bugün yine çocuğunuz ve kendiniz için harika şeyler söylemeye hazırız. Ve bir bakalım sorular nasıl geliyor. Merhaba hocam ben Elif Doğa. Bazen kendimi çaresiz hissettiğim oluyor. Bu durumlarda ne yapmalıyım? Evet çaresizlik ne demek biliyor musunuz? Bunun psikolojideki adı çöküştür aslında. Yani yaşadığımız problemin nedenini bilmeyip bir de çözümünü bilmezsek bu bizde çöküşe yani çaresizliğe yol açar. İşte ben burada bir eğitim konusunda konuşma yaptığım için size de eğitim çıkışıyla vereceğim. Eğer bir öğrenci bir konuda yani öğrenciliğiyle ilgili bir konuda çöküş yaşıyorsa ve çaresiz hissediyorsa kendini o zaman ne vardır burada? eğitim unsurları öğretmenden okula, kitaptan efendim deftere, oradan gelin planlamaya ve aileye kadar masaya yatırılması ve acaba bu çocuğu neden kendisini çaresiz hissediyor, neden beynin normal bir fonksiyonu olan öğrenmeyi gerçekleştiremeyeceğini düşünüyoru, evet araştırmamız gerekiyor. Rehber öğretmeninizden yardım alınız lütfen. Merhaba ben Elçin. Başarılı olmak için kendim planlayamıyorum. Sizce iyi bir planı nasıl yapabilirim? Evet, öz düzenleme çok önemli bir konudur. Değerli anne babalar, çocuklarınıza öz disiplin, kendi kendini düzenleme becerilerini mutlaka kazandırınız. Ve biz bunu yaparken de çocuğu görev vermek, sorumluluk vermek, Örneğin bir üzerindeki kıyafeti çıkardığında onu katlayıp konulması gereken yere koyulmasını sağlamaktan tutun da Ödevleri günü gününe yapmaya kadar varan bir çizgide öz düzenleme becerisi elde edilir. Ve sevgili öğrenciler, hedeflerinizi belirleyin, eksiklerinizi belirleyin ve o eksikleri kapatıp hedefe ulaşmanızı gerektirecek planlamayı lütfen bu şekilde yapmaya çalışın. Merhaba, ben Ali Peren. Öğretmen bağımlılığı sizce sakıncalı mıdır? Evet, öğretmene bağlı olmakla öğretmenden yararlanmak çok farklı şeydir sevgili öğrenciler. Bağımlı olmak ne demek? Aslında ipucu bağımlılığı diye bir şey var. Ekran başındaki bütün anne babalar, öğretmen adayları lütfen buna çok dikkat edin. İpucu verdiğimizde ya da bir öğrenci olarak ipucu aldığımızda bir soruyu biz doğru yanıtlıyorsak çok da sevinmeyelim. Çünkü sınavda bize ipucu verecek kimse yok. Yani ipucu verilmez bir çocuğun neye çalışacağı, nasıl çalışacağı gösterilerek yola devam edilir. Onun için işte sürekli öğretmenden etüt almak, sürekli öğretmenden soru çözüm saati almak, öğretmen anlatması anlamamak öğretmen bağımlılığının belirtileridir. Öğretmenden yararlanmak ne demek? Hocam ben bu soruyu çözemediğime göre neye çalışmalıyım? Unutmayın bunu. Merhaba hocam ben Yaren. Bilgileri tazeleme amaçlı kon tekrar nasıl yapılır? Evet. Bakın çocuklar, şimdi şöyle düşünün sevgili öğrenciler. Dersi dinlediniz. Eve geldiniz. O eve geldiğinizde yaptığınız çalışma ciddidir, çok önemlidir. Bir göz attınız ve gittiniz birkaç tane soru çözdünüz. Öğrenme tekrarı ve öğrenme testi çözmek denilir buna. Ama geriye dönük tekrarlar, göz gezdirme tekrarları, yani onları biraz da konuları hatırlama, gözümüzün önünde bulma ve konfirme etme dediğimiz, güvenli alanımızda tutma dediğimiz tekrarlar hızlıdır ve şakı şakı şakır sayfa çevirerek hızla geçmenizi gerektirir. Merhaba hocam, ben Aylin. Başarısızlık korkusuyla çalışıyorum. Sizce bu korkuyla çalışmanın sonuçları nelerdir? Evet, korkuyla çalışmak yorucudur. Öğretici değildir. Dikkatinizi çalıştığınıza değil, korkunuza verirsiniz. Çok basit. Şu sokağın sonunda işte bir köpek var ve bu çok saldırgan diye size bir not geldi. Ama bu arada da yanınızdaki size bir şey anlatıyor. Sokağın sonundaki köpeğe mi odaklanırsınız yoksa yanınızda anlatılan mı? Elbette ki köpeğe odaklanırsınız diyoruz ve günün tavsiyesi. Değerli aileler, milli ve manevi değerlerimiz sırtımızı dayadığımız sıradalar gibidir. Onları çocuklarımıza özenle öğretelim ve sıklıkla üzerinde duralım. Hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla. <laughs>